Merhaba. Uzun zamandır video yapmadım. 3 hafta oldu. Küsmedim yani sizlere. Buradayız. Bu sıralar biraz yoğun işlerimiz vardı. İnşaat çiftliğe yeni yerler, yeni bölmeler, yeni binalar ekliyoruz. O sebeple fırsat bulamadım. Bir de Antalya çok sıcak. O durumdan dolayı videolara biraz geciktirdik. Kusurumuza bakmayın. Şimdi bugün sizi Ay Güneş ailesinin yeni fertleriyle tanıştıracağım. Şimdi Erdem bizim komşumuz, hem de kıymetli bir arkadaşım. Bu köpeği Roxy, bir köpeği daha var. O da Golden Retriever. Roxy Working Line tadında bir köpek. Hem hızlı, atletik, güçlü. Erdem hayaliymiş. Yani çok yavrusunun olmasını istiyordu. Yavruların hepsine de bakacak. Roxy'yi de B kayıt yaptık. B kayıtla köpeğimizi kaydettirdik. Bu yavrularda Neron yavrusu. Neron'la çiftleştirdik Roxy'yi. Erdem Bey, nasıl kardeşim, babalık? Efsane. Hepsi efsane. Çok sağlıklı. 7 tane şu an. Ama bakacağız inşallah. Daha bir iki tane var dediniz. Doğru mudur Mansur Bey? Doğru şu an. Yani kanalda bir tane var. Harika. Şu anda kanalda bir tane yavru Yavrularına da alıştı. Bir tane de ileride daha iyi olacak. Şu biraz, an bir tanesini alayım ben. Gel. Biraz stresli Roxy. Evet. O evet. Sebeple. Normal o. Yani alıştı değil kameralara. Alsana bir tane eline. Böyle bir tane alayım kuzularımdan. Bir tane al hadi. Çok gel. Da strese sokma lan. Gel. Dur. Şöyle biraz yakın tut kameraya. Mansur. Bir tane. Şöyle baksana, baksana şunlara. Bu da aynı babası. İşte Neron yavrusu. Evet. Oy kuzum benim. Yavruların. Kuzum benim. Bak annenin bakışa bak bak. Aman kızım. Ah, ha, anneye ha, verim, ha, anneye ha, verim. Ha. Aferin kuzuma. Şimdi arkadaşlar bu köpeğimizin ilk doğumu. 4,5 yaşında bu arada. 4,5 yaşında bir dişi. Evet. İlk doğumu, ilk kez doğum yapıyor. Yavruların, yani bizim standart black and tan dediğimiz renk şu ana kadar çıkmadı. Yani Neron'un renginde bir tane yavru çıkmadı. Yavrulardan 3 tanesi sable, 2 tanesi dark sable, 2 tanesi de blanket. Yani bizim divanın renginde. Bu genelde working show eşleşmelerinde çok sık aldığımız bir renktir. Yani tam bir color gibi değil. Yani surat çizgilerinde sarılıklar olacak. Ama hani bileklerden itibaren siyah değil. Bileklerden itibaren köpeğin yine alt renginde oluyor. Tırnak ojeleri olmuyor. Ama sable'ların hepsinde o tırnak ojeleri olmak zorunda. Standartında böyle bir sistem var. Ama çok da problem değil zaten. Fakat yavruların renkleri çok hoş, çok güzel. Hele bir tane içlerinde söylemiyorum hangisi olduğunu Erdem öğrenmesin diye. Bir tane çok güzel bir dişi var. Hadi bakalım. Çok hoş bir şey rengi forması. Irish koyacağız onun adını. Hadi bakalım. İlk doğan Irish'ti. Irish. Vallahi bilmiyorum işte. Sen söylemediğine göre vardır bir şey. Onun adını koyalım. Bir tanesi bizim Diva'ya benziyor. O Diva'ya benzeyeni. O siyah bir daha en başta bak kafasının altında en başta yatan var ya. Bu blanket dediğimiz renk. Mesela. Kuzu. Şu ayağını bir çeksene. Görünsün yavrular. Tamam. Ha. Bu blanket dediğimiz renk. Şu en baştakilerden bir tane kaldır istersen. Onu koy şimdi dur. Abi. Bak buradan alayım. Bak, bu daha alacalı. Ha. Bu mesela bu direkt kuzu. Sable aslında bu. Bak. Bu açık renk sable olacak. Bir de koyu renk sable'lar var orada. Bunların patileri hepsi mi beyaz? Annesi gibi. Beyazlıkları çok. Annesi gibi. Şimdi arkadaşlar doğum kaçta başladı Erdem? 11 gibi değil mi? Tam senin doğum gününde işte. Yani. Onu şey yapıyorduk. Bir tanesi senin doğum gününde doğmuş benim oldu. Benim doğum günüm bak hiçbir yerde yazmaz. Evet. Hiçbir yere açık değil. Kamuya açık kısmet değil. Kısmet işte. Yani. Senin doğum gününde yavrularımız doğum oldu. Evet 27 Temmuz benim doğum evet. günüm arkadaşlar. Benim doğum günümde yavrular doğdular. Geldi. Geçen sene de bugün çok sevdiğim bir arkadaşım Erman vefat etti. Yine, başımız ben doğum gününü kullanmıyorum genelde biliyor musun? Evet. Yani kelime olarak doğum günü evet. çok hoşuma giden bir tabir değil. Yaş günü mesela yaş günü, evet. daha anlamlı ve evet. manidar geliyor. Çünkü hani bir sene boyunca doğduğumuz günü kutlamak, çünkü bir kere doğuyorsun. O da bundan 45 yıl önceydi. Evet, 45 yıl. Ama yaş her sene geldi bana yaklaştı. Yaş hadi kazanıyoruz bakalım. Yani.
hani yeni yaşımızı tecrübe evet. etmek için hani bunu kutlayabilmek bence güzel bir şey. Ya bir de bu yaş günleriyle alakalı çocukluğumuzda kardeşimin benim bir de dayımın oğlunun bize böyle bir yaş günü şeyi yapmışlardı. Partisi işte vay. Pasta falan üstüne mum böyle. Tabii biz hani çocuklarımıza her sene yaptık ama evet. yani bizim çocukluğumuzda bir kere olmuştu. O zaman da işte 8 yaşındayım. Mesela hiç unutmam, hatırlarım. Ya ben şu anda çok da önemli değil ama çocuklar için önemli gerçekten abi. Hani evet. böyle şeyler önemli. Yani evet biz hani çocukluğumuzda bir kere kutlandı falan hani böyle bir kere şey yapıldı da topluca böyle işte kardeşimin benim işte dayımın oldu falan hep beraber ama güzel şeyler çocuklara tabii yapmak canım. Lazım. Biz alışmadığımız için bu tarz şeylere. Aynen. Ama yine de hani aklımda böyle güzel kalmış bir hatıra olarak. Senin mesela yaptılar mı yaş gününü? Vallahi ben ablamla aynı gün doğumluyum. He. İkimiz de 5 Eylül. Benim çocuklar da 3 Ocak mesela ikisi de. He, ben de ablamla bir sene arayla 5 Eylül doğumluyuz. Onun için ben yapmasam da ablam yapıyordu, ben faydalanıyordum ondan. Yani öyle şey tabii kızları çağırıyordu abi şey. Şimdi arkadaşlar doğum gününe. Doğumla ilgili bakın. Şimdi Erdem doğum sandığını yaptı. Şimdi arkadaşlar doğum sandığının altı. Erdem tabii inşaat işleriyle alakalı usta olduğu için doğum sandığını altta bu ne diyorlar? Alüminyum. Alüminyum. C diyor. C. U mu? C mi artık? C. C'ler kullandı. İki kat alüminyum C'yi kare yapıp, dikdörtgen yapıp üst üste attıktan sonra üzerine şu tahtaları çaktık. Dışına sonra da bununla kapama yaptık. Alçıpanla. Bordeks. Bordeks. Bordeks mi bu ya? Bordeks. Bordeks. Evet, Bordrex'e dışını kapattı, evin duvarına koydu. Evin içinde bakacak yavrularına. Çünkü dışarısı arkadaşlar 50 derece bir sıcak var. Yani bu sıcakta yavru büyütmek çok zor. Çünkü sıcağın çok olduğu yerde bakteri, mikrop maalesef ki hızlı ürüyor. Bu sebeple durduk yere yavru kaybetmek istemediğimiz evet. için bunu evin içine aldık. Şimdi doğumda bu sandık çok önemli arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir yakın alabilir misin abi? Burada şurada bak görüyorsunuz şöyle 15 santimlik yavruların bir kaçış mesafesi var. Bunların hepsini daha önceki doğum videolarında anlattım. Bunun illaki her tarafı kapalı olacak vesaire gibi olmasına gerek yok. Burada anne yattığı zaman eğer ki tam şu başında değiliz mesela anne yattı. Yavrular bu alt kısma kaçabilmeli, ezilmemeli. Bunun özelliği bu. Şimdi doğumda özellikle hani ilk başta arkadaşlar altına talaş falan atıyorlar. İlk başta talaş olmaz. Neden? Çünkü anne bir temizlenme hissiyatı var sürekli annede. Talaşın üzerine gelen pislikte anne talaşı da yemek istiyor. Bu sebeple ilk doğumun başında sandıklarınızın içine talaş koymayın. Altına böyle bir battaniye atabilirsiniz. Üzerine de böyle eski havlular falan koyabilirsiniz. Çünkü bakın şöyle göstereyim size. Bakın sürekli köpekten bu şekilde yeşil akıntılar oluyor. Bunlar kesenin içinde biriken yavruların dışkıları arkadaşlar. Bunlar doğumla beraber anne lohusalık döneminde bunu atmaya başlıyor. Bu böyle yeşildir. Elinize değdi mi tırnaklarınızın arasına falan girdi mi çıkmaz bu. Ve değişik de bir toz gibi bir kokusu vardır bunun. O sebeple hani çok da altında şey bırakmamak lazım böyle işte iyi malzemeler şunlar bunlar değil de eski nevresim olur. Eski örtü olur. İşte eski battaniye olur bunlar. Bu kanama dönemini yani içindeki pisliği atma dönemini geçtikten sonra ondan sonra alta talaş koyabilirsiniz ama kaba talaş koymak lazım. Çam talaşı güzeldir. Kokusu da iyidir. Koymak lazım. Şimdi bakın arkadaşlar yavruların bu köpek göbek bağını hepsinin düzgün kesti, kopardı. Şimdi bazen bir tane yavru verebilir misin çaktır? Vereyim. Anneyi strese sokmayalım. Şöyle çaktırmayalım. Alayım onu. Bakın arkadaşlar göbeği hemen zaten böyle yapışır birbirine. Bazen anne bunu çeker çok dibinden koparır. Bir de hani bazen köpeklerde böyle göbek fıtığı olur.
Bu göbek fıtığı da annenin bunu çekmek için asılmasından dolayı, şu karın kaslarının içeride küçük yırtıklar olmasından dolayı oluyor o göbek fıtığı da. Çok da önemli değildir. O yavrularda kilo almaya başladıktan sonra, 1,5 aydan sonra bu göbek fıtıkları belli olur. Genelde kendiliğinden kapanır. Kapanmazsa küçük bir operasyonla yani deriyi kesip veteriner hekimler karnı iki dikişle kapatabiliyorlar. Çok da problem değildir. Ama şöyle de bir şey oluyor. Bazen göbek fıtığı büyük oluyor. Ameliyat ettirmiyorlar, diktirmiyorlar. Ondan sonra oraya et kendiliğinden kapatıyor, dolduruyor. Sanki hani kapanmış gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde hani böyle köpekler yaş da ilerliyor. Birkaç 3-4 yaşına geldikten sonra hani ansızın böyle ölümler oluyor. Oradaki göbek fıtığın, oradaki kapanan yağın, etin, dokunun birden yırtılması, açılması sonucu oluyor. Ona da dikkat etmek lazım. Hayvanların hani göbek fıtığı olup olmadığına da bakmak, kontrol etmek lazım. Çok önemli bir şey değildir. Genelde kapanır ama kapanmazsa mutlaka bir müdahale edilmesi gerekir. Atlarda da olur mesela, bu taylarda da bunun olma ihtimali yüksektir. Olur ama çabuk tedavisi vardır. Şimdi amatör arkadaşlar için, Erdem gibi ilk defa böyle yavru sahibi evet. olan arkadaşlar için bizim desteğimiz sınırsız var. Teşekkür ediyoruz. Yavruların da aynı zamanda dedesiyiz değil mi yani? Aynen abi. Yavruların da dedesiyiz. Aynen. Akrabalık şeyimiz oldu artık. Tabii kız aldık, kız verdik. Yani başlık hani da almadık. Başlık da almadık. Ama bu köpek için de başlığı erkek tarafı alıyor. Kanka işte şey, bizi 5000 liralık mamalara şey yaptınız. Biz ne güzel 300 liraya mama alıyorduk. 300 liralık 400 liralık mamayla olur mu canım? Ne yapalım yani abi? Diyor ki bize diyor bir sürü diyor mama aldırdınız. Aldırdık yavrular yiyecek abi, ben mi yiyeceğim mamayı ya? Ya çiftleşmese de biz alırız canım, onlar da bizim yavrularımız. Alacağım. Ama siz pahalı kullanıyorsunuz abi. Biz pahalı kullanmıyoruz. İnşaat işçisiyiz kardeşim. Abi biz pahalı mama kullanmıyoruz. Biz olabilecek en iyi mamayı, en uygun fiyata hangi mamaysa o mamayı kullanıyoruz. O nedenle pahalı mama değil yani. Evet, bazı... Furkan almış 3500 lira abi. Nasıl Furkan alacağım ben abi şimdi? Furkan mühendis adam i̇şte yani. Aynen. Adam inşaat mühendisi, parası var cebinde alıyor. Biz 3500 lira. Neyse kartını alırız o gidince. Yani. Bittikçe. Şimdi arkadaşlar yavrular şu anda bakın. Ses yoksa, uğuldama, vızıldama yoksa. Şöyle bir anne de uyudu. Hepsi emdi, rahatladı, uyudu. Şu dizini mi indirsen abi? Özür dilerim. Buyurun. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu huzur demek. Uyuyorlar. Rahat. Herhangi bir sıkıntı yok. Ses yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ses olmadığı zaman bilin ki yavruların karnı tok, yatıyorlar demektir. Şimdi bazen bazı yavrular çok fazla mızıldar, çok fazla ağlar. Bunun sebebi de, bir tane çaktırmadan yine versene göstereyim. Şimdi şöyle tutalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bazen yavruların karnı böyle davul gibi şişer. Şimdi bu yeni doğmuş yavrularda sindirim sistemi gelişmediği için bunlar çişlerini, kakalarını maalesef ki kendileri yapamazlar. Bu sebeple anne çoklu doğumlarda, bak hemen mızıldamaya başladı. Al Erdem. Anne çoklu doğumlarda yavruları temizler, yalar ama bazen aradan gözden kaçırır. Yani o sıradan temizler, yalamaya başlar yavrularını. Yalayarak çişini, kakasını yaptırır, rahatlatır onları. Başka türlü olmaz ama... Hani anneler kaybediliyor doğumda, başka şeyler oluyor. O zaman yavruları elle falan besliyorsunuz. Fakat çişini kakasını yaptırmıyorsunuz. Yavrular şişiyor. Böyle pamuğun ucuna bezle falan olmaz, tamam mı arkadaşlar? Pamuğun ucuna zeytinyağını bandıracaksınız. Karnına, göbeğine, cinsel organlarına şöyle daire bir şekilde hareket ettirdiğiniz zaman çişini kakasını yaptırırsınız yavrularını. Yavru rahatlar. Hemen çişini yaptığı zaman, kakasını yaptığı zaman da sesi kesilir. Yani bir yavru fazlasıyla ağlıyorsa bilin ki sıkışmıştır. O zaman da alıp annenin ağzına bu şekilde getirip koyarsınız o yavruyu.
annenin ağzına koyduğunuzda anne onu yalar, rahatlar. Köpeğimiz ilk doğum olması sebebiyle biraz gergin. Ben çok fazla yanına girmek istemiyorum. Çünkü bize çok alışkın bir köpek değil. Bir de arkadaşlar, dişi köpekleri şimdi doğumda yanında bulunmak önemlidir dişilerde. Doğumda yanında olmak önemlidir. Sahibinin desteğine köpeğin ihtiyacı var. Yani sahibinin okşamasına, desteğine, şefkatine köpeğin ihtiyacı olur. Köpeğin başında olursanız doğumda da hayvan moralman yüksek olur. Şimdi ilk yavru geldiğinde ilk yavru ters geldi arkadaşlar. İlk yavrunun ayakları çıkmıştı, kesesi yırtılmıştı ama köpek çıkaramıyordu. Biz de hazırdık zaten kapının önünde. Köpek bu akşam doğuracak dedim. Zaten belliydi köpeğin doğuracağı. Ben geldim, yavruyu çektim, çıkarttım. Şimdi yavruyu çekip çıkartmanın fazla da asılmamak lazım onu çekip çıkartırken. Kesesi yırtılmıştı. Onu oradan almasak muhtemelen boğulacaktı. Şimdi bu ters gelme durumlarında anne ıkınıyor, fazlasıyla ıkınıyor. Çıkaramadığı zaman o zaman suyu boşalıyor. Bütün su içindeki boşaldığı zaman yavruların çıkışı için o kayganlaşacak mekanizma artık sıvı olmadığından dolayı içeride kuru kalıyor. Bu sebeple hani basit bir şey bu. Tutup mesela çıkarıyoruz. İki parmağımızla tutuyoruz şöyle. Çekip çıkarıyoruz. Önce ileri doğru bir bastırıyoruz. Oradan diğer elimizle tutup çekip çıkarıyoruz. Hani bunu annenin çıkarma ihtimali var ama çıkaramama ihtimali de var. Bu sebeple hani başında olmanız önemli. Hani bırakmamanız önemli. Şimdi öyle olmuş olsaydı ilk yavru suyu boşalsaydı ondan sonra diğer yavruları ameliyatla aldırmak zorundaydık. Bir de köpeğimiz sezeryana girecekti. Hazır girmişken de ne olacaktı? Köpek kısırlaştırılacaktı. Bu sebeple hani böyle iyi vasıflı damızlık köpeklerin ilk doğumda bir de erken yaşlarda olursa mesela bu daha fazla oluyor. Hani böyle 14 aylık, 15 aylık köpekler çiftleştiriliyor. O köpeklerin evet yavrusu olur ama 2 yaşından önce köpekleri çiftleştirmemek lazım. Bu tarz işlerin başınıza gelme ihtimali yüksektir. Ben hep diyorum 2 yaşı beklemek lazım köpeğe anne yapmak için. Ya köpek birinci kızanına geldi, ikinci kızanına geldi, çiftleştirdik gibi şeyleri söylüyorlar ya da işte ikinci kızanında çiftleştirilebilir falan diyorlar. O köpekten köpeğe değişir. Bazı köpeklerin 7 aylıkken ilk dönemi başlar. 13-14 aylıkken bazen sürmez bile. 11 aylıkken, 12 aylıkken ikinci dönemine gelebilir köpekler. Kesinlikle ikinci dönemi geldi diye köpeklerinizi çiftleştirmeyin. O köpekler evet doğum yapsa bile annelik yapamazlar. Çünkü daha kendisi yavru. Yani oynayacak, koşturacak, köpek olduğunu hissedecek. Onun için erken çiftleştirmek köpeklere zararlıdır. Ha, evet köpeğin dönemi geldi çiftleştirelim dersiniz. Yavru da alırsınız. O aldığınız yavrularda istediğiniz performansta hiçbir zaman olmaz. Şimdi burada annenin temizliğiyle ilgili söylemem gereken bir şey daha var. Onu şöyle bir yakın çekebilir misin? Bakın. Şimdi şu bezle bir şey vajinasını bir şimdi bir temizlik misin? Yaptım. Ha, tekrar mesela şu taraftan şöyle geçeyim ben. Şöyle geçeyim. Rahat şey yapalım. Şimdi bakın bunu silerken sadece vajinaya bakın bastırıyoruz. Hani sürtmüyoruz bakın bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra alıyoruz. Hani bunun sistemi de bu. Çünkü sürekli bezle temizlemeye kalkıp böyle sürterseniz köpeğin vulvasını çizeriz. O zaman yara olur. Bir de hayvan hem yavrulara mı bakacak? Kendisiyle mi uğraşacak? Zorluk olur. Yumuşak bezlerle, yumuşak havlularla böyle bastırıp almak lazım. Çok da böyle anneyi yormamak lazım. Doğumla ilgili anlatacağımız, aslında konuşacağımız çok şey var ama genel olarak bunların hepsini bu zamana kadar birçok videoda, birçok doğum videosunda sizlere gösterdim, anlattım. Yani işte annenin doğuma hazırlanması, ondan sonra damızlık köpek, çiftleştirilmesi gereken köpek, yavruların alınması, doğru yavrunun nasıl seçileceği, yavruların nasıl büyütüleceği, işte mamaya nasıl başlatılacağı, bunların hepsini bu kanalın içerisinde birçok videoda anlattım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar,
kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Videoları cumadan cumaya, yani her cuma olacak şekilde yeniden dizayn edeceğiz. Bu videoyu cumayı beklemeden koyacağım ama bundan sonra cumadan cumaya gelecek videolar. O şekilde bir sistem yapacağız. Video size faydalı olduysa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Siz doğumlarda uyguladığınız teknikler varsa onları da yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.